Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda yeni aldığım Spark'a. Çünkü 700 beygirlik M5'i tanıtacağım. 700 beygiri biz yaptık sonradan Stage 1 yazılımla. Ama şu anki haliyle veya şu anki durduğu şekilde M5 Competition diye geçiyor. Beni uzun zamandır takip edenler biliyor. Bu araçtan ben de bir kere daha bir tane daha vardı. GMG garajda kaplatmıştım. Sattık arabayı. Ondan sonra bu internete düşünce fiyatı da bayağı uygundu. Diyebiliriz de pek uyguna çıkmadı sanırım yapım masraflarla, o ayrı bir konu. Dedik alalım arabayı. Arkadaşlar, arabaya kısaca detaylarına girersek logomuz üçüncü logomuz. Instagram'dan takip edenler biliyor. Mehmet de biliyor. Berlin dönüş yolunda ikinci logo uçtu. Üçüncüyü taktık. İnşallah bu uçmaz. Sağlam kalır. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan yani bayağı bir kişi mesaj yazmış. Silikon diye, silikonla yapıştıralım diye. Biz şimdi böyle yapıştırırız. İnşallah tutar. Arkadaşlar, ön taraftan da başladık mı? Arabamıza adaptif LED lambaları var. Şurada hatta yan tarafta köşede yazıyor bile adaptif LED diye. Ondan sonra aşağı doğru indik mi tamponumuzda. Bu arabalarda 360 derece böyle oluyor. Tamponların yan taraflarında kamera var. Yani ölü noktaya falan çıktın mı, arabadan bir şey görmedin mi, içindeki display'den yolu gösteriyor. Çok güzel bir şey. Onu da bir araya atarız. Buradan devam ettik mi jantımız... Oha! Kırıyorduk arkadaşlar. Jantımızın üstünde olmazsa olmaz Michelin Pilot Sport 4S tekerlerimiz var. Daha yepyeni, gıncır gıncır 2021 yazıyor da biz bunları yeni aldık yani. Öyle eski diye sanmayın. Jantlarımız maalesef Competition jantı değil. Zaten hasarlı jantlar. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Muhtemelen üstüne ya yeni jant atarım ya da arabayı satarım diye planlarım var. Diyeceksiniz abi, araba yeni tanıtıyorsun. Satma işi nereden çıktı? Müşterisi çıkarsa, iyi bir fiyat verirse arkadaşlar, hiç şey yapmayız. Arabayı direkt veririz. Bizim de işte zevkimiz bu kadar. Buradan devam ettik mi arkadaşlar? Olmazsa olmaz. Her arabamızda vardı neredeyse. Soft close'umuz. Keyless go. Şuradan açalım. Ondan sonra shadow lane. Yani gece paketi. Şuradan da belli zaten. Camlarımız fabrika çıkışı karartılmış. Sunroof'umuz var. Sunroof gerçekten bu arabalarda çok güzel. Yani normal F1 kasalarla aynı, yani boyut olarak bayağı da bir nasıl diyeyim, bayağı da büyük yani şey için, sunroof için. Panorama yapmama sebebi de muhtemelen şuradaki antenden dolayıdır, yetmemiştir. Her neyse arkadaşlar, şuraya doğru geldik mi standart, yani değişen bir şey yok, hep orijinal kaldı arabamız. Yani egzozumuz orijinal, Competition egzozu, ondan sonra değil mi, stoklarımız orijinal. Bagajı açtık mı biliyorsunuz, bu arabayla ben bir slayola yapmıştım F1 kasayla M5. Bagajı baya büyük. Bizim bagaj şimdi dolu. Şalgam. Olmaz. Ama bagajı gerçekten büyük. Yani şey, ara bir şey diyeceğim ya, şu var mı? Aa, varmış. Bir kere daha yap. Dur bir saniye, kapansın da öyle yapalım. Şimdi kapandı. Şimdi böyle yaptık mı? Bu hareket ne olur? Yani torbaları bırakırım, o hareketi yapmam. Ve şöyle bir yapsak. Ha bak, ayağı böyle yaptım mı yetiyor. Tamam, hepsini denedik. Çalışıyor. Şurada bir kameramız daha var. Arka taraf için. 360 derece için. Yani bunlar da standart aslında arka kamera. M5 yazımız eksik olmasın. Bunun güzel tarafı, altında bir de Competition yazıyor. Competition modeli olduğu için. Şuradan güzel bir spoilerimiz, fabrika çıkışı var. Sonradan takma değil. Bir de şu BMW'nin şu arka lambalarında şu hoşuma gidiyor. BMW yazıyor. Mercedes'lerde de yazıyor galiba, yanılmıyorsam, bazı modellerinde. Ve baktık mı arkadaşlar. Bak ne oldu Mehmet. Arkadaşlar elimde bu kaldı. Bu arabanın bir hikayesi var.
hikayesinden de birisi, biz bu arabayı BMW'den aldık, biz bu arabayı hasarlı aldık. Bu araban Türkiye'de olsa hasar kaydı olurdu derlerdi şimdi. Bu arabanın iyi bir hasarı, büyük bir hasarı vardı, o konuya da geleceğiz. Ama şimdi bu konuyu bir kenarda bırakalım. Ondan sonra arkadaşlar şurada da kamera olması lazım yanılmıyorsam. Tabii şurada da kameramız var. Yani arabanın her tarafında bir kamera var. Şu ön tamponda da kameramız var. Yan taraftaki gibi. Tekerlerimiz dediğim gibi daha hepini bak, profiller full. Böyle bir arabada arkadaşlar gerçekten teker çok önemli. Çünkü biz bu arabaya, bu arabanın stok hali 575 beygir. Biz stage 1 vurduk, üstüne yazılım yaptırdık beynine. Şu anki haliyle 700 beygir. Ve Mehmet de kendi şahit, 200-250 o civarlara kadar araba kayıyor, bana mısın demiyor. Çok tehlikeli bir şey. Onun için teker, fren, bunlara çok önem verin arkadaşlar. Yani böyle boş ver ya, biraz daha ucuzluyor, öbürsünü alayım diye demeyin. Şu içeriye doğru gittik mi arkadaşlar, bu arabada benim en çok hoşuma giden ekstralardan biri. Şimdi böyle açalım. Arabanın full deri kaplaması olması, şu kapılarım bura. Ondan sonra dashboardumuz full deri kaplama. Ondan sonra olmazsa olmaz tabi tavanımız Alcantara. Gerçekten hoş duruyor. Ne bileyim, sanki böyle biraz daha bir doluluk veriyor arabaya. Şu tarafa baktık mı arkadaşlar, şerit değiştirme. Ondan sonra pre-save. Mercedes'e pre-save oluyor. Bunlar da ne oluyor tam bilmiyorum. Şerit tutma, head-up display düğmelerimiz var. Burada da düğme olsaydı o da gece kamerasıydı ama yok maalesef. Şuraya devam ettik mi? Isıtmamız, elektrikli ayar. Ondan sonra şurada da full karbon direksiyon. Bu konulara sonra geleceğiz. Şuradan ortadan devam edelim arkadaşlar. Soğutmamız var, ısıtmamız var. Isıtmayı kapatalım hemen. Çünkü arkadaşlar 30 derece. İki tarafta da soğutmamız var. Ondan sonra şu orta taraf komple deri kaplama. Yani biri belki belli oluyor. Deri kaplama. MBT navigasyonumuz var. Yani şöyle bastık mı? Şurayı da kapatalım. Split screen'i. Şu gerçekten deri olması gerçekten hoş duruyor. Ondan sonra koltuklarımız böyle delikli arkadaşlar, hava girsin diye. Kemerlerimiz M spor kemeri. Yani renkli renkli, yeni modeldeki gibi. Gibi özelliklerimiz var. M yazılarımız var. Her neyse, bu arabanın asıl durumuna gelirsek. Arkadaşlar biz bu arabayı BMW'den aldık. Arabayı ben internette buldum. İnternette, söyleyeyim, harman kardon sistemi de var ha. Unuttuk değil mi? Ama güzel ses çıkarıyor ya. Bilmiyorum, şimdi burada biraz tartışılır. Bang & Olufsen de iyi de sanki bu benim daha çok hoşuma gitti. Bilmiyorum ama o tabii herkesin zevk meselesi. Onun için zevklerle, renklerle o arayı salla gitsin. Arkadaşlar biz bu arabayı BMW'den Deep Shawshan diye aldık. Deep Shawshan bizim burada ne demek? Bu arabanın sahibi BMW'de çalışan bir arkadaştı. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Yaşlı bir Almandı. Arabayı dükkanın önüne bırakıyor. Veya dükkanın önünde kalıyor geceliğin. Adamlar gelip şu direksiyonu, tahometreyi ve sizin şu daha demin öbür tarafta gösterdiğim şu M yazıları arabadan çalıyorlar. Bir de şu ve öbür taraf. Öbür taraf kelebek camını da patlatmışlar. Tabi sağ olsunlar, onlar arabayı satmadan önce onu falan tamir etti, para da almadılar. İşte patlatıyorlar, direksiyonu çalıyorlar, tahometreyi çalıyorlar. Ondan sonra şu giriş yerlerini götürüyorlar. Arabayı internete düşünce biz tabi aldık, fiyatı uygundu. Bizim hesap etmediğimiz şeyler çıktı. Biz bu arabayı alırken dedik bu adam bu arabayı kullandıysa temiz kullanmıştır. Biz nereden bilelim? 4 tane lastik vardı üstünde, çöp, Dunlop. Yani çöp dediğim profilleri yoktu, tellere bakıyordu. Kliması çalışmıyordu arabanın. Ben onu hiç çözemedim zaten, bu kliması niye çalışmıyordu diye. Ondan sonra servisini yapmamış. İkinci motor olduğunu sonradan öğrendim. Ama o kötü bir şey değil arkadaşlar. Motor şu an 66.000'de. Yani ikinci motor illaki kötü bir şey olacağına manaya gelmez. Biz bunları şimdi
arabayı burada görünce yapmaya veya tamir etmeye başlayınca şey dikkatimizi çekti. Lastikler, servis, BMW'deki servis, takometre falan sırf lastiklerle servis 5000 euro'nun üzerinde tuttu. Gayet normal bir şey araç sonuçta BMW M5. 2000 küsür at kağıdımız direksiyon tuttu, takometre falan derken baya baya bir para girdi yine yani 7-8 bini buldu tahmin ediyorum. Ama sağlık olsun biz bunu keyif için aldık. Evet, para kazanmak için almadık. Birisi gelirse uygun fiyat veya hoşumuza giden fiyat verse dediğim gibi hiç tutmayız arabayı veririz. Çünkü bundan sonraki alacağımız arabalar veya düşündüğümüz arabalar bir üst segment daha. He artık BMW mi olur? Mercedes mi olur? Porsche mi olur? Porsche olmaz pek sanmıyorum da. Audi olma ihtimali çok büyük biliyorsunuz RS7'de nasıl yırtıyorduk. Ama her neyse dışını güzel tanıttık. Bir de arabadan bir tur atalım. Bakalım gerçekten o kadar muazzam mı M5? Evet arkadaşlar. Şimdi şunu buraya alalım. Size bahsettiğim bir kamera sistemi vardı. Onu göstereceğim. Şurayı basalım. Bizim koltuk ayarımız çıksın. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bir tuş var. Bu 360 derece diyorduk ya. Şuraya bastığımızda ön tarafta kamera gösteriyor. Misal görüyorsunuz. Şimdi mesela burada bir tır olsa, şurada bir duran bir tır olsa biz yolu görmezsek biraz öne gidiyoruz. Bize direkt bunu gösteriyor. Çok güzel bir sistem. Gerçekten yani bence işe yarayan bir sistem. Aa bak araba geliyor. Biz de yoldan çıkıyorduk. Şöyle sağa sola bakalım. Evet. Hemen M5 oldu belli. Yapıyor arabamız. Şimdi şu klimayı kapatak bir. Şu BMW'nin de şuna hasta olayım ha. Arkadaşlar böyle bir kısa deneme yapalım dedik. Biraz kapalı bir alan. Arkaya gidelim bence. Bir de arkadan bir ses duyuralım. Gerçekten o kadar var mıymış yok muymuş. Ondan sonra kısa tutalım. Sesi de güzel, gidişi de güzel. Sonuçta bu bir M5 Competition. Yani arabayı kötülemeye gerek yok. Kötüleseydik arabayı almazdık. Başımıza gidiyor. Her neyse videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kısa bir tanıtımı oldu. Zaten YouTube'u takip edenler bilir. Bu arabayla geçen Hollanda'da 3 ülke arasında bir event vardı. Oraya katıldık. Gayet de memnun kaldık. Bayağı bir yol yaptık. Aşağı yukarı 1000 Hollanda'ya 400. Oradan 200-600. Oradan da öyle 400. Yani 1400-1500 kilometreye yakın yol yaptık yanılmıyorsam. Yani ben dedim bu araba bugün motorlanmasını yakmasa hiçbir zaman yakmaz ve yakmadı. BMW'lerde yani kullananlar biliyor hastalık. Her neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basın, abone olun, Instagram'dan takip edin. Bir dahaki videoda görüşürüz.